Mutlu bir gün dileğiyle Her Şey Sağlıkta programından hepinize merhaba değerli izleyenler. Bugün canlı yayın stüdyomuzda Dünya Göz Hastaneler Grubu Ankara'dan bir konuğum var, değerli bir konuğum. Oftalmik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doçent Doktor Altuğ Çetinkaya. Bugün özellikle aslında tıpta ve oftalmolojide oküloplastik cerrahide denilen göz çevresi ve göz etrafına yönelik hem kozmetik hem fonksiyonel yapılan cerrahi girişimler, uygulamalar ve bu sorunların tedavisinden söz edeceğiz. Evet, canlı yayına sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız 0212 331 44 44, 0212 331 44 45, facebook.com her şey sağlıkta ve Twitter üzerinden de hashtag her şey sağlıkta olarak bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Altuğ Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi bir yolculuk geçirdiniz umarım. Güzeldi Ankara. Çok sisliydi bu sabah. İstanbul muhteşem bir güzel hava. Harika. Evet, ne güzel böyle daha soğuk bir şehirden daha sıcak, ılık bir iklime geldiniz. Neredeyse hoş geldiniz bari. Tekrar. Hoş bulduk. Evet, biz bugün sizin de spesifik alanınız olan oftalmik plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Biz buna aslında tıpta değil mi oküloplastik cerrahi diyoruz. İsterseniz oküloplastik cerrahi tanımlayalım. Bu cerrahi bilimi içine gözün hangi sorunları giriyor? Hı hı. Aslında çok güzel özetleyerek başladınız. Ben hemen açayım. Oküloplastik cerrahi diyorduk. Artık daha çok beynelminal oftalmik plastik cerrahi diyoruz. Çünkü işin kapsamı birazcık genişledi. Göz çevresindeki tüm dokular. Bunlar en başta göz kapakları, gözümüzü çevreleyen. Evet. Gözün içerisinde yer alan orbita çukuru, göz yaşını dışarıya boşaltan gözyaşı kanal sistemi ve gözün yüzle ilgili tüm bağlantılarının girdiği bir alan. Oküloplastik cerrahi ya da oftalmik plastik rekonstrüktif cerrahi. Yine çok güzel anlattığınız gibi kozmetik kısmı da var ama fonksiyonel kısmı çok çok daha önemli. Evet. Bu yüzden zaten hani göz hekimliğinin üzerine yapılan bir üst ihtisas bu. Evet. Peki Altuğ Bey, kişiler oküloplastik cerrahi ne zaman ihtiyaç duyarlar? Hangi sorunlarla daha çok size başvururlar? Ve tabii ki burada hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Çünkü doğru. Pek çok da sorunlar teknoloji çok var. Çeşitli. Doğru. Hem teknoloji, aslında oküloplastik cerrahinin en güzel tarafı teknolojiyi çok güzel kullanabiliyoruz ve teknoloji inanılmaz gelişiyor. Bize çok yardımcı ama bir hekim ve bir alet setiyle yapılan çok ve güzel. Hani hekimin kendi yaratıcılığını evet. kullandığı bir bilim dalı, öyle anlatayım. Oküloplastik cerrahide en çok karşılaştığımız problemler tabii ki göz kapağı problemleri. Şimdi göz kapağımız sadece kozmetik bir organımız değil. Artı stabil bir organ değil. Kendi görevleri var, fonksiyonları var ve gün boyunca sürekli gözlerimizi kırpıştırıyoruz, hareket ettiriyoruz. Bunun özel bir sebebi var aslında. Gözümüzü sulandırmak, daha doğrusu göz yüzeyine gözyaşını yaymak. Onun haricinde herhangi bir tehlike olduğu zaman gözümüzü aniden kapatıyoruz. Gözümüzü koruma fonksiyonu var. O yüzden en çok karşılaştığımız sıkıntılar göz kapağı sıkıntıları oluyor. Bunları göz kapağı düşüklükleriyle başlayabiliriz. Şu an ekranda da görüyoruz. İşin fonksiyonel kısmı tabii. Evet. Hastalarımızın büyük çoğunluğu göz kapağı düştüğü için görme fonksiyonu sağlam ve tam olsa dahi görme fonksiyonunu yerine getiremeyen. Yani ışığı olan bir ortamın perdesini kapatmak gibi. Göze ne kadar az ışık girerse gözümüz fonksiyonunu o kadar az yerine getirebilir. O yüzden ister kapağımız kendiliğinden düşsün, ister kapağımızın üstündeki cilt sarksın, ister kaşımız sarktığı için görme alanımız daralsın. Görme alanımızdaki her türlü daralma bizim görme fonksiyonumuzu etkiliyor. Görme fonksiyonu da bildiğiniz gibi insan bütün hayatı boyunca biriktirdiği bilgi birikiminin %60'ı ila 80'i arasında görerek elde ediyor bu bilgi birikimini. O yüzden bu fonksiyon bizim için çok önemli. Peki alt ve üst göz kapağı şu an ekranda da görüyoruz sizin getirdiğiniz animasyon fotoğraflardan. Hı hı. Örneğin bu hanımefendinin sorunu neydi? Bu hanımefendi de sadece göz kapağı düşüklüğü değil gözün üzerindeki cildin görme alanına doğru sarkması. Aynı zamanda çok önemli bir detaydır kaş düşüklüğü. Sol üst kapağında kolesterol plağı olan ksantelezma dediğimiz bir lezyon. Evet. Yani hemen hemen her şey var aslında. Gözü tamamen kapatmış evet. Yani sadece, fonksiyonel olarak da. Evet. Sadece fonksiyonel değil aynı zamanda kozmetik olarak tabii, da çok ciddi problemlerimiz da. Var. Çünkü evet. Bir insan size karşılaştığı zaman size merhaba dediği andaki ilk 10 saniye sizle ilgili fikir ediniyor. Yorgun, mutsuz, umutsuz, başarılı, başarısız görüntünüzün tüm algısı
sizle göz kontağı kuran kişinin şu bölgedeki edindiği izlenim. Net olarak. Şimdi az önceki hastamızda ortadaki resim, ben genellikle hastalarıma o şeyleri göstermeyi seviyorum. Ameliyattan sonra hemen iki günde işine döneceksin vesaire söz konusu değil. Belli bir dönem hani şişlik, morluk vesaire bunlar söz konusu olacak. Ama gözü bantlamak, kapatmak vesaire de söz konusu değil. Bu tip ameliyatlardan sonra birkaç gün kadar evde istirahat etmek mutlaka gerekiyor. İki günle iki hafta arasında kişinin yapısına, şeker bozukluğu olup olmamasına, sigara içip içmemesine, yani iyileşme düzenine bağlı olarak bazı şişlik, morluklar vesaireler olabiliyor. Ama ikinci gününde de işe dönen, ikinci haftasında da işine, günlük hayatına dönebilen insanlar oluyor. Daha sonra en alttaki fotoğrafta, burada yine göz kapağı düşüklüğü olan bir hastamız var. Şimdi kozmetik bir problem. Alt kapağı torbaları, aslında oldukça ileri yaşta bir hastamız ama alt kapağı torbaları beni çok mutsuz gösteriyor. Arkadaş ortamında rahatsız oluyorum diyerek, hani ileri yaşta dahi alt kapak torbalarının tüm o yanak bütünlüğünü sağladığımız bir hastamız. Zannediyorum peş peşe hastalar geliyor. Bunların bir kısmı kozmetik, bir kısmı fonksiyonel, bir kısmı hepsi birden ama kozmetik olanlarda, sırf kozmetik olanlarda dahi kişinin kendisini daha mutlu, daha dinamik hissetmesi ve sosyal ortamlarda, iş hayatında, çok genç hastalarımız da var, sırf iş hayatında bu alt kapaklardaki morluklar nedeniyle ameliyat ettiğimiz ve hani dünden kalma görünmeyen, enerjik görünen, ne bileyim 10 kişi ona bağlı olarak çalışıp da patron yine uykusuz, mutsuz peki, diye düşünmesin diye. Genetik mi bu gözaltı morlukları? Mesela genç yaşta dediniz. Şimdi İleri yaşta yaşın getirdiği bir takım göz kapağı sorunları da var sanıyorum ki. Bir de genç yaşta yaşın getirmediği, belki genetik, çevresel faktörlerin getirdiği sorunlar da var. İsterseniz biraz bunlara değinelim. Örneğin yaşın getirdiği göz kapağı problemleri neler? Evet. Yaşla beraber hepimiz yer çekimine yenik düşüyoruz. Yani sarkıyoruz doğal olarak. Yer çekimimiz aşağıya çekiyor. Erkekte de kadında da bu aynı oranda mı? Kadınlar erkekler güzel yaşlanıyor. Doğru. Ya da ne bileyim kırışık erkeklere biraz daha yakışıyor. Çok güzel. Göz kapağımız çok özel bir anatomik organ. Vücudumuzda hiçbir yerde, başka hiçbir organımızda cildin altından direkt kas doku başlamaz. Arkada bir yağ doku vardır ve mesela sıvı birikimleri, ödemler, şişlikler, morluklar vesaireler hep diğer bölgelerde daha iyi saklanabilir ama göz kapağı böyle değil. O yüzden cerrahisi de çok özel. Orada birikinti eğer mesela kalp dolaşımımızla ilgiliyse, yaşlı hastalardan konuşuyoruz, ya da böbrek fonksiyonlarımızdaki yetersizlikle ilişkiliyse oradaki sıvı birikimi morluk ve şişlik gibi görünebilir. Bunu bir kere öncelikle çok iyi ayırt etmek lazım. Bu hastalara çok iyi bir göz muayenesi yapmak lazım. Genç hastalarda en sık alerji nedeniyle özellikle ya da hani göz ovuşturmak kesinlikle gözlerimize yapabileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesi. Ne tür sorunlar, ne tür zararlar verir? Kapaktan başlayalım. Konumuz çünkü kapak olduğu için. Gerçekten gözü ovuşturmak hem de sert bir şekilde ovuşturma alışkanlığı pek çok insanda var. Aha. Göze nasıl bir zarar veririz bu hareketle? Birincisi göz kapağımızı yukarıya kaldıran bir kas ve onun tendonu var. Onun lifi var. O gözün sert kısmına yapışıyor içeriden. Biz gözümüzü sürekli ovuşturarak onu sürekli sündürüyoruz tabiri. Hani evet. Doğru kullanmak gerekirse bu şey gibi. Bir lastiği, sıkı bir lastiği sürekli elimizle çekiştirmek, ovuşturmakla aynı şey. İkincisi göz yüzeyinde çok ciddi patolojiler, keratokonusu denilen, bugünün konusu değil, çok anlatmayacağım ama göz hasarına neden olan pek çok problem ortaya çıkartıyor. Konumuza yine kapağa dönecek olursak alerji ve özellikle mesela sinüzit rahatsızlığı. Sinüslerimizdeki bazı problemler göz altındaki o morlukları, bunlar cerrahi gerektirmeyen hastalardır çoğunlukla ama yanlışlıkla cerrahi uygulanabilir. Sinüs hastalıklarını, alerjileri, göz yüzey kuruluklarını, göz bozukluklarını mutlaka ön bir değerlendirmeyle, muayeneyle araştırmak ve cerrahiye uygun olup olmayan hastaları ayırt etmek gerekiyor. Ayırt etmek. Peki şimdi belirli bir yaş, ileri bir yaştan söz ediyoruz. Buna yönelik dedik ki alt ve üst göz kapağı sorunları dedik, sarkmalar dedik, sarkıyor dediniz. Alt kapaklara geldik şimdi. Yaşın getirdiği bir neden olarak. Burada nasıl bir ameliyat yapıyorsunuz? Çünkü iki küçük göz, yüzün en belirgin yerinde kişiler bir taraftan estetik amaçlı, bir taraftan fonksiyonel amaçlı yaptırıyor. Ama sonuçta iz kalmadan bunun çok belli olmayan bir cerrahi olmasını arzu ediyor. Bugünün teknolojisi bunu sağlıyor mu? Tabii. Hangi yöntemle bu operasyonları yapıyorsunuz? İki küçük göz dediniz, bana hemen şeyi hatırlattı. İhtisas seçimi esnasında tabii. Ama iki küçük çok göz büyük, cerrahisi var, cerrahisi yok tabii. Bilgiler var göz tabii. Göz ihtisası boyunca ciltlerce göz hastalıklarını okuduk. Daha sonra okuloplasti ihtisası boyunca ciltlerce kapakları okuduk. Hakikaten çok hassas ve özel cerrahiler bunlar.
problem neyse, yani hastanın sıkıntısı, ihtiyacı neyse ona göre davranıyoruz. Eğer kapak düşükse mutlaka altta yatan nörolojik bir rahatsızlık var mı yok mu? Göz hareketleriyle ilgili bir problem var ve kapak ona bağlı mı düşüyor? Travma geçirmiş mi? Göz küresi biraz geride ve kapak ona bağlı mı düşük? Önce bunları ekarte ediyoruz. Bu hasta popülasyonumuzun yaklaşık %10'u. Diğerlerinde genç veya yaşlı hastalarda dediğim gibi o kaldıran kas gevşemiş oluyor. Yaşa yüzden, bağlıysa? Evet. Yaşa bağlıysa ya da gençlerde çok ovuşturduysak ya da bazen onu çok detaylı sorunca hastalar hatırlıyor. Ha diyor 10-15 yaşlarında bir şiddetli enfeksiyon geçirmiştim, kapağım şişmişti. Yine aynı şekilde gevşemiş oluyor kasımız. Gidip küçük bir kesiden o kası bulup sıkılaştırıyoruz. Bunu bazı fotoğraflarda var. Bazı hastalarda kapağın ön kısmından yapıyoruz. Bazı hastalarda da uygun olan hastalarda kapağı çevirip kapağın arka kısmından yapıyoruz. Arka kısmından yaptığımız zaman zaten hani kozmetik olarak iz kalması çok söz konusu değil. Orada son bir kesi var mı? Yani deriyi alıyor musunuz? Çıkarıyor musunuz fazla deriyi? Eğer tabii cilt üzerinden yapıyorsak o mutlaka muayeneyle ameliyat öncesinde ölçmüş oluyoruz. Eğer cilt fazlamız varsa fazlayı alarak. Bazen kas dokuyu alıyoruz, bazen kas dokuyu almıyoruz. Bu gözü kapatan kastan bahsediyorum. Onun hemen altında belli bir yağ dokumuz ve yağ dokumuzun koruyucusu bazı fasiye dediğimiz dokular var. Onları açıyoruz. Eğer yağ doku fazlamız varsa özellikle üst kapakları da iç kısımdan alıyoruz. Diğerlerini almamayı tercih ediyoruz. Çünkü biz yaşlandıkça artık biliyoruz ki 5-10 sene önce farklıydı teknikler. O kendiliğinden eriyor. Biz onu bir de ameliyatla alırsak hastamıza iyilik değil uzun vadede kötülük yapmış oluyoruz. İki göz aynı anda mı yapıyorsunuz ve simetriktir hep göz hastalıklarında hadiseler? Mesela burada da yine göz altı torbasında olsun oküloplastik cerrahi içerisine baktığımızda hep iki göze mi yapılır uygulamalar? Hep değil. Şimdi kozmetiği değil. Konuşursak evet hemen hemen her zaman simetrik İkisinin yapmak gerekiyor. İkisinin aynı olması gerekiyor. Yüzümüz her ne kadar asimetrik de olsa %80-90 oranında asimetriktir. Hani bir göz kapağının fazlalığını alıyorsanız diğerini de tabii ki alacaksınız. Eğer varsa. Şimdi kapak düşüklüğüne gelince kapak düşüklüğünde iş biraz daha fonksiyonel kısmını konuşacağız. Hani bu benim birkaç sene önce yaptığım bir yayında birazcık konsepti değiştirdim. Göz kapağının düşüklüğü değil mi? Kapağı tabii tek tek yapıp diğerinin çünkü %10-15 hastada bir kapağı kaldırdığınızda diğer kapak düşer. Buna Herring's etkisi diyoruz. Hani çok detaylarını dengeleniyor mu yani? Dengelemek için düşer. O yüzden hani diğer kapağı da bekleyip ondan sonra ameliyat edip kaldıralım diye bir konsept vardı ama hani ben çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptım. Bu da prestijli bir dergide yayınlandı. Aynı anda yapmak simetriyi çok daha güzel temin ediyor. Bu işin fonksiyonel kısmı. Kozmetik kısmına geldiğimiz zaman kozmetik olarak mutlaka simetrik yapmak gerekiyor. Alt kapaklar çok özel cerrahiler. Onları hiç konuşmadık. Alt kapaklarda genellikle yağ torbalarımız oluyor. Ya da bazen hani çok tecrübeli bir gözün muayene etmesi gerekiyor hastayı. Yağ torbası zannettiğimiz şeyler aslında kas gevşekliği. Cildin hemen altındaki gözü kapatan kasın gevşekliği veya sarkması şeklinde oluyor. Tabii bunlar da oluyor. Şu yine çok önemli bir şey şu. Hemen göz kapağının yapıştığı şu lateral kantal bölge dediğimiz bölgedeki gevşeklik varsa onu mutlaka kozmetik cerrahilerde düzeltmek gerekiyor. Neyle? İşte nasıl bir operasyon, nasıl bir işlem? Hı-hı. Tabii ki izleyicilerimiz şimdi özellikle bu uygulamaların mesela cerrahi yöntemin adını bize söyleyin. Lokal anesteziyle mi? Gözde hep tamam, damla güzel. Anestezisinden söz edilir. Ameliyathane ortamında mı? Tabii. Hastanede yatması gerekir mi? Dikişler kalır mı? Yani bu uygulanan yöntemin, bu teknolojinin detaylarını bize lütfen anlatın. Tamam. Şimdi kapak kesisi olarak al kapağı hemen kirpiğin altından çok küçücük bir kesiden ve hemen bu bir hafta dahi geçmeden kaybolan bir kesidir. Oradan yapabiliriz yahut benim daha çok kullandığım teknik alt kapağın iç kısmından herhangi bir şekilde iz belli olmayacak şekilde yapılan kesidir. Ama cilt çıkarmak gerekiyorsa ya da farklı mesela mini bir yüz germe gerekiyorsa ameliyatlarda üst kapağın şu katlantısından yine gizli bir kesidir o. Orayı hafifçe uzatıp normal cilt kıvrımları içerisinde saklayacağımız bir kesiden yine alt kapağa müdahale edebiliyoruz. Günümüzde artık hani teknolojiyi kullanmaktan ziyade minimal invaziv dediğimiz tabii. Hastaya minimum kesi açarak maksimum etki sağladığımız yöntemleri daha kullanıyoruz. Az cerrahi girişimin daha az olduğu ama uygulamalar. Çok yardımcı tekniklerimiz var. Ameliyathane koşulları çok çok önemli. Mutlaka ameliyathanede bir hastane ameliyathanesinde olması lazım. Muayenehanede olmasını benim açımdan şöyle bir uygunsuzluğu var. Birincisi hastalara lokal enjekte ederken yani lokal anesteziyle ameliyat edeceğimiz bölgeleri uyuştururken aynı zamanda kanama engelleyici ilaçlar kullanıyoruz. Bu esnada hastaların kendilerini sıkması
kanamayı artırıyor ve ameliyat sonrasında şişliği, morluğu artırıyor. O yüzden o esnada çok özel bir karışım, damardan verilen ve hastayı o sırada uyutan, daha sonra istersek uyandırabiliriz, uyutmaya devam edebiliriz. Asla genel anestezi değil. Hani çok çok endişeli hastalarımız var. Onlar illaki ve asla mutlaka genel anestezi lokal ya da hani, gerektiren koşullar hariç konuşuyorum ki o binde birdir. Mutlaka lokal anesteziyle yapılan işlemler. Ameliyattan hemen sonra hasta ayılıp 1-2 saat hastanede istirahat edip ondan sonra evine gidiyor. Dikişlerimizi almak üzere bir hafta sonra kontrole geliyoruz. İlk 2 gün ben genellikle bu ağır buzları uygulamayı sevmiyorum ama soğuk kompres yapmak gerekiyor. Mümkün olduğunca ilk 48 saat. Onun için konveyine gidiyor hastaların ama dondurmuş gıda reyonundan bir poşet bezelye aldırıyorum. Onları ziplaklara, güzel buzdolabı poşetlerine koyduruyorum. Küçük küçük. Onun 2 avantajı var. 1- Kapağımızın üzerine hiçbir ağırlık bası olmaması lazım. 2- Göz çukurumuz, şuradaki frontal kemiğimiz nedeniyle şurada bir çukur var. Diğer buzlar ya da diğer soğuklar o bölgeye oturamazlar. Bunlar küçük küçük yuvarlaklar olduğu için tam o bölgeye çok güzel oturuyorlar. Tam nokta atışı olarak tam oraya isabet etmesini istiyorsunuz. Sonrasında bazı hastalarımız şey yapıyor, bunu büyük bir eforla devam ediyorlar. Bu çok sakıncalı. 2 günden sonra o bölgenin ısınması gerekiyor yara iyileşmesi açısından. Yoksa yine şişlik morluk artabiliyor. Çok önemli detaylar bunlar. Evet, buz uygulamanın da bir tekniği var o zaman. Doğru, yani. Onları hep tek tek uzun uzun konuşuyoruz hastamızın öncesinde sonrasında. Hafifçe dik yatıyoruz ki bu biriken sıvılar yine yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru akabilsin, orada göllenmesin az önce bir süre. Onun haricinde hani çok özel bakımı gerektiren işte pansumanlı, kapamalı vesaire, bant dahi yapıştırılmaz, kapatılması gerekmez ameliyatlardır bunlar. Peki bu operasyonlardan sonra yapılan işlem tamamen kalıcı mı? Artık o sorun bir daha o göz çevresinde olmaz mı? Veya yaş yine tabii ki süreç devam ettiği için. Çok doğru. Aynı sorun aynı olabilir mi? Çok doğru. Bunu geciktirmek için kişiler ne yapabilir? Ne vaat ediyorsunuz? Çok kapsamlı bir soru. Ben, ne vaat ediyorsunuz güzel, bu ameliyatla? Gerçekçi beklentiler vaat ediyoruz bir kere. Mutlaka, onu söylemek lazım. Tabii ki. Daha geçen hafta görüştüğüm botoks üzerine konuştuğumuz bir hasta ama botoks geçici, hani 6 ayda bir geleceğiz vesaire. Onu da konuşacağız birazdan. Evet. Cerrahiler de geçici. Hani biz sonuçta bir gençlik iksiri değiliz. Hani parmaklarımız çok güzel şeyler yapıyor ama sihirli değiller. Ama bir süre öngörebiliyorsunuz tabii, tıbbi olarak. En iyi yapılan plastik cerrahilerde 5 ila 10 sene arasında yapılan işleme göre. Bu daha da uzun sürebilir, daha da kısa sürebilir. Bunun da tek sebebi ameliyat mükemmel olur. Seneler boyunca oldukça iyi çalışır ama biz yaşlanmaya devam ediyoruz. Tabii. Ya da hani yer çekimi bizi etkilemeye devam ediyor. Ay yüzeyinde olsak belki 20 ila 50 sene diye konuşacağız ama dünya üzerinde konuşuyorsak en iyi yapılan cerrahinin süresi budur. Yalnız eskiden her şeyi yukarıya kaldıralım, gerelim tarzında bir yaklaşımı vardı yaptığımız işlerin. Şimdi artık eski gençliğimizi geri kazanmak için daha dolgunluk ve yani daha doğal görüntüler sağlıyoruz. O yüzden ameliyat başarı sürelerimiz bir miktar daha uzuyor. Peki ikinci kez bu ameliyata ihtiyaç duyulduğunda kişi bunu yaptırabilir mi? Bunun bir sakıncası var mı? Göz içi yıllar içerisinde başka bir göz hastalığı eğer gelişirse bu hastalık bu operasyonları olumsuz etkileyebilir mi? Hastalık direkt olumsuz etkilemez ama mesela göz doktoru olmanın bu konuda önemli bir avantajı, göz yüzeyini muayene edebiliyoruz. Eğer hastanın kataraktı varsa ve mesela yakın zamanda bir katarakt ameliyatı düşünüyorsak ben genellikle bu tip cerrahileri erteliyorum. Çünkü göz yüzeyine yapılan ya da göz içerisinde enjeksiyonlar var, çok güzel artık gelişen hani meslektaşlarımın uyguladığı retina problemleri, sarı nokta hastalığı için, diyabetik hastalıklar için. Göz yüzeyini gererek, çünkü iki kapağı açmak için ya da lazer cerrahisi kullanılacak olan alet, hani ovuşturmaktan bahsettik. O birazcık şey, hani bir boks maçının son yumruğu gibi gözdeki kası bir miktar daha gevşetebiliyor dokuları. O yüzden eğer yakın zamanda öyle bir şey söz konusuysa o bizim ameliyatımızı biraz ertelemekte fayda oluyor. Önce katarak cerrahisini. Ya da glokom cerrahisi. Glokom ya da cerrahisini işte bu diğer göz problemlerinin düzelmesi lazım. Bu da çok önemli bir durum. Çünkü belirli bir yaşta ortaya çıkan göz çevresi sorunlarında belirli bir yaşta da zaten katarak, sarı nokta, glokom bunlar da yaşa bağlı gelişiyor. Birbiriyle çakışmasın doğru. O zaman. O yüzden mesela kapağa bakmıyoruz. Hastalıklar tedavi edilecek. Çok doğru. Sonra diğer ikinci aşamada da güzel bir kapak muayenesi yapılabilir. Göz yüzeyinde yine kuruluk oldukça yaygın ve ciddi bir sıkıntı. Bu ameliyatlardan sonra yine yapılan tekniğe ve uygulama bölgemize bağlı olarak geçici göz kurulukları olabilir. Ya da hastanın eğer şiddetli göz kuruluğu varsa bunu mutlaka ameliyat öncesinde tespit edip, tedavi edip ondan sonra daha kısıtlı bir ameliyat yapmak lazım. Uzun vadede
yani 1-2 ayı geçtikten sonra bu ameliyatların göz açısından herhangi bir sakıncası veya doğuracağı problemler yok. Ta ki yanlış veya kötü işlemler yapılana kadar. Bazen alt kapak cerrahisinde özellikle alt kapaktan çok fazla deri alımı ya da şu bahsettiğim lateral kısma çok fazla dikkat edilmezse alt kapakta hafif aşağıya doğru sarkma, hatta dışa dönme gelişebiliyor. Bunlar yine hani ayda bir iki defa kliniğimde gördüğüm, hani düzeltmemiz gereken başka merkezlerde uygulamış cerrahiler olabiliyor. Bu en tecrübeli ellerde de olabilir çok dikkat edilmezse. Komplikasyon yüzden, olarak evet, çıkabilir evet, karşımıza. Ama çok çok nadirdir bunlar. Onun haricinde uzun vadede 5 ila 10 sene bir ameliyat için inanılmaz. Bu şey gibi, ben arabamı bugün bakıma götürdüm, artık 5 sene 10 sene bakıma götürmeyeceğim. Muhteşem, harika. Bu iyi bir duygu. Yani evet. 5 ila 10 yıl iyi bir süreç gerçekten. Ameliyatlar için. Kişiler olur. Burada kendi sağlıklarına, gözleriyle ilgili özellikle göz sağlığına ve sistemik sağlıklarına dikkat ettikleri çok sürece önemli. Çevresel faktörleri de yani iyi beslendikleri özen gösterirlerse alkol, sigara bu süreci uzatacaklardır doğru. ister istemez kendilerine de düşen görev var. Hani sadece bu ameliyata oldum ben tamam her şeyi serbest demesinler, kendilerine bakmaya devam etsinler. Peki ben tekrar telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Değerli izleyiciler, bugün biz göz çevresine özgü sorunları ve göz estetiğini konuşuyoruz. Okuloplastik cerrahi dediğimiz bir bilim dalı. Bu konuyla ilgili işte göz üstü, göz kapaklarındaki düşüklükler, göz altı torbaları, şimdi botoksa değineceğiz. Göz çevresindeki kırışıklıklar vesaire, onların düzeltilmesi. Sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız 0212-331-44-44, 0212-331-44-45. Evet Altuğ Bey, şimdi son dönemde tabii ki estetik cerrahide yerini alan bir olgu. Kadın olsun erkek olsun göz çevresine de çok özen gösteriyor. Çabuk kırışabilen bir bölge. Mesela botoks uygulamaları artık pek çok kişinin günümüzde uygulattığı yöntemler. Botoks uygulamalarını nasıl, neye göre yapıyorsunuz? Hı hı. Mesela botoks uygulamalarının gözün hani bildiğimiz sadece kırışıklıkları için mi, yoksa başka sorunlarda da mı botoks kullanıyorsunuz, o maddeyi, çok, o botulinum toksit maddesini? Çok güzel. Şimdi çok doğru, 2011 yılında tüm dünyada yaklaşık 1 milyon şişe botoks kullanıldı. Bu birkaç milyon kişiye botoks uygulaması yapıldı anlamına geliyor. Artış kadın erkek bu çünkü inanılmaz artık, arttı. Değil mi? Şimdi botulinum toksini benim çok sevdiğim bir toksin. Çünkü ben kozmetikten hem kozmetik çok kullanımım var ama daha çok sağlık açısından da kullanıyorum. Okuloplastik cerrahinin geliştirdiği bir üründür zaten. Bir göz aslında doktoru, öyle. Doktor evet. Alan Scott 1950'lerde üzerine yıllar boyunca çalıştı. Yüz kasılmalarına, daha doğrusu göz çevresi kasılmalarına. Bizim bazı hastalarımız var. Gözlerini sürekli sıkmak ve kısmaktan dolayı evinden dışarıya çıkamıyorlar. Gözleri son derece sağlıklı ama hiçbir işlerini yapamıyorlar. Şu şekilde sürekli kasılı. Ya da bir yüz felci sonrası gelişen ya da ufacık bir damara yakın hani sinir geçmesiyle ilgili olan bir hemifasial spazm dediğimiz yüz bölgesinin şu şekilde kasılması söz konusu. Botoks bunlar için, bir de gözdeki şaşılığı düzeltebilir miyim acaba diye Dr. Scott'ın 50'lerde geliştirdiği bir yöntem. Yani 70'lerin sonunda 80'lerde FDA onayı alarak kullanılmaya başlanan 30 yıldır dünyada kullanılan, kozmetik alanda da 20 yıldır kullanılan. Onun hikayesi de çok hoştur. Yine aslında bir okuloplastik pek çok cerrah. Hastalıkta da değil mi? Tabii artık 50'den fazla kullanım alanı var. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Etkin bir madde. Çok etkin bir madde. Botoks ile ilgili çok bilinen yanlışlar var. Çok vurgulayalım hemen biraz hemen bahsedelim. Anlatalım. Şimdi bir kere sistemik yan etkisi var mı yok mu? Bazı çalışmalar olabilir diye şey yapıyor ama kanıta dayalı bilimde belki yapılan en geniş çalışmayı yine ben yaptım. Bilimsel çalışması da yakında yayınlanacak. 20 yıl boyunca aralıksız botoks yapılan bu yüz kasılmaları olan hastaların 20 yıl sonrasındaki sistemik etkilerine baktım. Herhangi bir şekilde botoksu bırakma söz konusu değil. Dozu birazcık arttırarak 20 yıl önceki etkiyi almak hala mümkün. Ve hiçbir bilinen ciddi yan etkisi yok. Ya da bu çalışma süresi boyunca hiçbir hasta bu botoks tedavisini bırakmadı. Ya da bundan dolayı hayatını kaybetmedi, sağlık problemleri yaşamadı. Bu bir. İşin kozmetik kısmına gelince, kozmetik kısımda kullandığımız dozlar bu dozlardan zaten daha düşük, daha seraltik dozlar. Onda da çok sevdiğim, hoşuma giden şey şu. Yüzü şekillendirebiliyorsunuz botoksla. Kaşı mesela ameliyatla kapakları son derece güzel yaptınız. Hasta arzu etmedi mesela, kaşına da müdahale etmek gerekiyor ama kaşın dış kısmını çok güzel bir şekilde
normal görünümüyle, anormale kaçmadan, yani şu şeytan kaşı yapmadan uygun ellerde çok güzel kaş şekillendirebiliyoruz bir. İkincisi, şu alın arası kırışıklıkları zaten botoksun kozmetik keşfi de odur. O iki kaş Kanadalı arasıdır ya. Kanadalı bir doktor hanım ki bu konuda şu anda dünyanın en önde gelen otörlerinden. Hastasıyla sohbet ederken bir gün hocam diyor, beni ne güzel biraz gençleştirdiniz diyor. Başarılarım geçti, daha iyi bakıyorum, hayatta mutluyum vesaire falan. Bu konuşmayı ciddiye alıyor doktor hanım. Ve hani bir sene boyunca araştırmaları yaparak kozmetik kullanımına yol açıyor bu sohbet. Çok açık renkli gözler ya da ışığa hassas insanlarda ya da bazen çok kızgın insanlarda. Ben baktım çocukluk fotoğraflarımda bile şöyle bir şeyim var. Aile benimle dalga geçerdi sürekli, böyle sinirli bakıyordu. Birazcık yapısal, birazcık da bu ışığa aşırı hassasiyetten burayı çok fazla kırıştırıyoruz ve çizgilerimiz oluşmaya başlıyor. Hep mimik. Bu yüz mimikleri. O çizgiyi giderirken, hele ki oturmadan başlanırsa, aynı zamanda yaz aylarını birazcık daha şu bölgeyi ağrıtmadan. Kas biliyorsunuz kasıldığı zaman ağrır. Bir yük alıp ben şurada 10 dakika tutarsam buradaki kasım ağrır. Aynı şekilde buradaki kaslarımız da sıkıldığı için şurada ağrı oluşuyor. Özellikle yaz aylarında ışığa hassasiyetli. Bunu giderme de oldukça önemli. Artı gülme çizgilerimizi, bu hemen kenardaki bu kaz ayağı dediğimiz çizgileri giderme de son derece etkili. Onun haricinde yüzde bazı şekillendirmek istediğimiz bölgeleri, botoks da bir çok eğlenceli bir bilim aslında. Mesela nerede şekillendirme? Uygun dozlarda. Hani o çok direkt benim alanım olmadığı için. Plastik estetik cerrahileri ama kullanılıyor tabii. Plastik cerrahları bırakmakta fayda var. Ama evet. Mesela hafif dudak aşağıya veya işte burnun hafif aşağıya düşüklüğünü, dudak kenarlarının aşağıya düşüklüğünü düzeltmede yahut şuradaki sarkıklığı düzeltmede böyle küçük küçük kullandığımız yöntemler. Yine yüz, hafif bir yüz germe, liquid facelifting dolguyla eşleşmiş bir şey ama en son katıldığımız bir kongrede hani patentini aldığı için çok fazla detayını anlatmayacağım. İsim vermeyelim, marka ismi. Tabii başka hekim Amerika'da. Çok minik dozlarla ve çok özel bir uygulamayla tüm yüzü hafifçe botoksla germek mümkün. Koltuk altı terlemesinde son derece etkili yöntemler. Bilinen 50 tane artık şey var. Pek çok alanda kullanılıyor. Ama göz çevresi ve göz estetiği, göz kenarındaki kırışıklıklar ve buradaki ihtiyaçta bir göz estetiği konusunda uzmana gitmekte yarar var değil mi? Kesinlikle. Yani göz çevresi kesinlikle hassas. Bu konuda da göz hekimlerine bırakmak bir tanesi, gerekir. Göz kapağı düşkünlüğüne mesela neler yapabiliyorsunuz dediniz. Göz kapağı düşkünlüğüyle gelen hastalarımız var. Çok tecrübeli ellerde dahi, nadir de olsa olabilir ama tecrübesiz ellerden çok fazla geliyor. Botoks uygulaması sonrası kapak düşmüş. Evet, 6 ay boyunca böyle gezeceksin deniliyor. Hayır, bunu yine botoks kullanarak düzeltmek mümkün. Ama doğru kullanarak ve bu konuda da ben de aynı fikirdeyim. Göz çevresine uygulanacak botoksu yine bir göz hastalıkları ve okuloplastik cerrahi çerçevesinde çalışan göz hekimlerine gitmekte yarar var. Yine, yani tabii. Branş bu. Doğru branş bu. Göz çevresinden söz ediyoruz. Özellikle ama diğer bölgeler plastik estetik cerrahi dermatolojinin alanına girebilir. Peki Altuğ Bey, şimdi biz ilişkin insanları konuştuk ağırlıklı olarak. Hepsinde neredeyse konuştuk. Son olarak çocukların da biraz girmek istiyorum göz kapağıyla ve göz çevresiyle ilgili sorunlarını ama bir sorum daha olacak yine ilişkin insanlara yönelik. Göz kapağı, bazı hastalıklar var. Hemen aklıma geliyor. Tiroid hastalığının bir tipi vardır. Gözler dışarı fırlar. Böyle bir görüntü verir ve burada da bir göz estetiği devreye girebilir. Mesela bu tiroid hastalarında nörolojik bir takım hastalıkların ortaya çıkardığı yine göz problemlerinde, göz çevresi problemlerinde, göz kapağı düşüklüklerinde siz okuloplastide neler yapıyorsunuz? Oradaki tedavi protokolleri farklılık gösteriyor sanırım değil mi? Hani çok kozmetik doğru, ve doğru estetiğin dışında çok orada doğru biraz daha fonksiyonel. Cerrahi yapılmaması gereken hastalar, nörolojik hastalıklar grubu. Yine okuloplasti hekiminin en büyük avantajı bunları göz bebeği, göz hareketleri muayenesiyle tespit edebiliyor olmamız. Daha zannediyorum 2 gün önceydi gördüğüm bir hasta. Aynı bir göz kapağı düşüklüğü. Çok fazla düşük değil. Tipiktir. Pupilası hafifçe küçülmüş veya aynı mesela benzer durum yine çok sevdiğim bir doktor abimin kayınpederi. Onu muayene ettiğimde direkt nörolojiye gönderdim. Çünkü her göz kapağı düşüklüğü ameliyat edilmez, edilmemeli. Altta yatan hayati tehlikeler, hayati durumlar söz konusu olabilir. İlk bahsettiğim hastamızda tam şu bölgede bir kitle nedeniyle bu oluyor. Çünkü göz kapağını ve göz bebeğini o hareketleri veren sinir
Bu tam şuradan başlıyor. Aşağıya kadar iniyor sırtımızda, bir sinaps yapıyor. Oradan yukarıya çıkıyor tekrar. Şurada tekrar bir sinaps yapıyor ve göze geliyor o sinir. Tüm bu trese boyunca olan herhangi bir hadise, buradaki karotisimizdeki diseksiyon dediğimiz bir rahatsızlık. Bunların hepsi nörolojik ya da kardiyolojik problemler. Bunları biz göz muayenesiyle, göz kapağı muayenesiyle tanıyabiliriz. Bunlar acil durumlardır bazen ve onları asla ameliyat değil, doğru doktora teslim, emanet, nöroloji doktoru vesaire, genel cerrah, operasyon ve işler düzelebilir. Onun haricinde tiroid hastalıkları, Graves dediğimiz bir Graves ya da Türkçeleştirerek rahatsızlıkta. Nedenini hala çok %100 bilmiyoruz. Yani çok yaklaşıldı, çok ciddi araştırmalar var bu konuda ama. Her tiroid hastasında da zaten olan bir durum değil. Hipertiroidi de mi oluyor bu? %10 hipotiroiddir aslında ya da ütiroiddir. Yani tiroidi normaldir ama %80-90 çok çalışan ama tüm bezin çok çalıştı. Yani basit nodül değil, işte ufak tefek tiroid değişiklikleri değil ama tüm bezin, daha doğrusu vücudun tiroid bezine kendi kendine saldırması, otoimmün hastalık deriz buna. Bir de gidip göz etrafındaki yağ dokulara, kas dokulardaki reseptörlere saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Gözümüz çıkıklaşabiliyor, göz kapağımız birazcık açılabiliyor. Bunlar çok önemli belirtiler. Gözlerimizde anormal bir kızarıklık, şişlik, ağrı hareketlerle olabiliyor. Bu tip durumlarda hastaların yarısını açıkçası bizim kliniklerimizde tanı koyup endokrine göndeririz. Bir kısmı da endokrin doktorları tarafından tanınır ve mutlaka bir ekip çalışmasıdır bu. Çok iyi bir oküloplastik cerrah, hekim ve endokrin doktorunun beraber, bazen reumatoloji uzmanının beraber çalışması gereken hastalık durumları. Bu kozmetik cerrahiden öte bazen acil cerrahi gerektiren, görme fonksiyonunu tehdit eden bir rahatsızlık olabiliyor. Gözler çok çıkıklık yaparsa görme sinirine olan basıdan dolayı görme kaybedilebiliyor. Ve bundan önce mutlaka cerrahi veya bazen kortizon tedavisiyle bunu engelleyebiliyoruz. Cerrahi derken burada yine sizin alanınız olan oküloplastik cerrahiden söz ediyoruz. Orbital cerrahiye geçiyoruz. Şimdi oküloplastinin büyük bir konusu da orbital. Orbita tümörleri, yani gözün etrafındaki, içindeki değil de etrafındaki tümörler, her türlü hastalıklar, buna tiroid hastalıkları da dahil. Yaptığımız iş orada göz ilerideyse eğer, gözü geri almak için kemik duvarları ekspande etmek. Çünkü göz bir yere gidemediği için ileriye çıkıyor. Biz ona geride geniş bir alan yaratabiliyoruz. Yahut kozmetik olarak da sadece kapağın yüksek olduğu durumlarda kapak düşürme cerrahisi ya da alt kapağın aşağıya indiği durumlarda alt kapak içerisine koyduğumuz parçalarla damaktan olabilir, farklı materyaller olabilir. Kapağı yükselterek kozmetik fonksiyonunu tekrar kazandırıyorsunuz. Ne güzel, bu hastalıkların hem estetik ihtiyaçların hem hastalıkların tıpta, oftalmolojide çok yeni teknolojilerle tedavi yöntemleri mevcut. Peki biraz çocuklara değinelim istiyorum. Çocuklarda en sık neler görülüyor? Mesela hep duyarız, biliriz, annelerden bize telefonlar da bağlanır. İşte gözyaşı bezi tıkanıklığı, kanal tıkanıklığı, işte gözyaşı akmıyor. Biraz bundan söz edelim. Gözyaşı akmalı mı? Gözyaşı olması gereken doğal bir olgu. Evet. Ne zaman tıkanıyor çocuklarda? Neden tıkanıyor? Çocuklarda çok sık mı rastlanıyor? Bir aslında görselimiz varsa hemen ekrana yansıtabilirsek. Hemen az önce onu gördük. Tekrar o çocuklarla ilgili görüntüleri bu bir grafik şeklinde alalım. Çocuğun kendisiyle bir grafiği olması tek lazım. Tek tek onları alacağız. Şimdi gözyaşı kanalımız gözün hemen köşelerinden başlıyor. Bezimiz yukarıda. Bez tıkanmıyor. Bez salgı yapıyor. Hayatımızın ilk birkaç günü salgı yapmayabilir. Ama hani hiç ağlayamayan çocuk olmaz. Yani gözyaşı gelir er veya geç. Çok güzel. Şimdi tam gözün köşesinde iki tane küçücük delikçik var. Evet. Hemen şu bölgelerde. Kenarlarda. Oradan incecik kanallar başlıyor hemen cilt altımızda. Onlar birleşip ortak bir kanal yapıyor. Daha sonra bir keseyi açılıyorlar. Şekilde görüldüğü gibi. Ve o burun kemiğinin içerisinde, kemik dokunun içerisinden burnumuzun içine açılıyor. Biz çok ağladığımız zaman burnumuzdan böyle akıntıların olmasının sebebi o. Bütün gözyaşı gelir. Kırpmayla beraber salgılanır. Göz yüzeyine dağılır. Ondan sonra bu sistemden aşağıya doğru akar. Doğduğumuzda hemen o burnun alt kısmında bir tane kapakçık var. Bir şu burundan süt püskürtme yarışmaları vardır, bilmiyorum şahit var, oldunuz tabii mu? Tabii tabii, televizyonlarda şimdi izliyoruz. O kişilerde o kapakçık çalışmıyor. O kapakçığın şu avantajı var. Burun içerisindeki o salgılar, sümükler vesaire göz içerisinde bu sistemden yukarı tırmanmasın diye orada tek yönlü çalışan bir kapak var. Yukarıdan aşağı gözyaşını akıtıyor ve kapanıyor. Biz doğduğumuzda bu genellikle tıkalıdır. Hayatımızın ilk iki günü içerisinde o doğum basısıyla beraber, basınçla beraber ilk 24-48 saat içerisinde açılır. Büyük bir kısmı %80'inde ilk bir sene içerisinde açılır. Bazıları tam açılmıyor. Ya da o kemik kanal, yüzümüz çok küçük olduğu için, kemikler tam gelişmediği için
çok daralıyor. Ya da bazen burun yapımız çok küçük oluyor. Burun içerisindeki bir kıkırdak o bölgeyi yapışık ve tıkalayıcı oluyor. Küçük bir çocuğun. Evet, bu mesela tek kanaldan tüp takılmış. İçinden görüyoruz. İki buçuk yaşlarında bir hasta. Probing dediğimiz bir işlemle girip o kanaldan son derece kibar bir şekilde alttaki o kapakçığı tık diye açıyoruz. O zaman doğuştan olan bir olgu mudur doğuştan, bu tıkanıklıklar? Doğuştan. Yeterince tedavisi, beklersek, evet. Yeterince yani bir yaşına kadar genellikle beklense, bir hatta bir buçuk yaşına kadar çoğu çocukta ben bekleyebiliyorum eğer açılmasın. Müsaade ediyorsa. Yani bir önceki aya göre düzelme var, sulanma azaldı, ara sıra olmaya başladı vesaire. Ama son derece çapaklı giden, son derece mikroplu giden çünkü o kese içerisi inanılmaz güzel bir yuva. Sıcacık mikroplar için gayet güzel besinler var, salgılar var, mikroplar yerleşip oradan sürekli sümüksü akıntılar yapıyorlar. Eğer bu sürekli tekrarlanıyorsa, çocuk damlalar nedeniyle, verdiğimiz damlar nedeniyle hani kapak tahrişi olmaya başladıysa ya da bu gözyaşı akıntısı nedeniyle aile bıktı, çocuk bıktı durumundaysa bir yaşı civarında ya da bir yaşı beklemeden de bu cerrahiyi yapabiliyoruz. Son derece basit bir cerrahi. 5 dakika sürüyor ama mutlaka tecrübeli ellerde çünkü o sistemin içinde çok özel bir epitel var. O hasarlandığı zaman yani biraz zorlamayla ve yanlış kanala girildiği zaman bu sefer ileride daha sıkıntılı cerrahilere ihtiyaç peki, duyabiliyor. Peki burada genel anestezi mi veriliyor çocuklara? Genel çocuk ama çok için. Yumuşak bir genel anestezi. Bu ben daha çok LMA dediğimiz bu hani damaklı bizim anestezistlerimiz o konuda çok ustalar ve bize yani olmazsa olmaz mutlaka, inanılmaz yardımcılar. Küçük çocuklara yönelik farklı bir çok özel anestezi. Teknikleri var. Son derece yumuşak anesteziyle hemen uyutup hemen uyandırabiliyorlar ve çocuk anesteziden herhangi bir zarar görmüyor. Peki bu yolu açtıktan sonra kanal tıkanıklıklı tedavi olduktan sonra çocukta bu tekrar tıkanabilir mi? Aynı hani erişkindeki soruyu çocuklar için doğru, soruyorum. Doğru. İyi yapılan bir cerrahide %98 yayınlarda değişiyor. %90 ile 98 arasında ilk cerrahide 1,5 yaşına kadar yapılan cerrahilerde. O en zaman büyük, yaş mı önemli burada? Süreç önemli. Mi önemli? Ne zaman tabii. Yapıldığı? Yaş ameliyatı. Önemli. Bir, oradaki yapı iyice fibroze olup yapışabiliyor. İki, hiç kemik kanalı değil. Birazcık genişletebiliyoruz çocuk küçükken. O çünkü kemikler hala bir miktar elastik ama bunu erişkinde yapamıyor olmamızın sebebi ya da 4-5 yaşından sonra paşırının düşmesinin sebebi o kemiğin eğer kemikte problem varsa ya da kanal darlığı onun artık genişletilemiyor olmasından kaynaklanıyor. Yaş ilerlediği zaman ben yine her halükarda bu probing işlemini deniyorum. Yine hani benim elimde oldukça başarılı. Pek çok tecrübeli cerrahinde oldukça başarılı. Yeterli olmazsa oraya tüp takabiliyoruz. Az önce gördüğünüz tek kanal tüpüydü. Başka fotoğraflar geçti bilmiyorum. Peki o tüp, tüple açıyorsunuz ve sonra o tüp çıkıyor mu? Doğru, tüp orada kalıyor. Tüpü geri alıyoruz. Tüpü geri alıyorsunuz. Bir tüple oradaki tıkanıklığı açıyorsunuz. Tüple açmıyoruz. Açtıktan sonra tüp koyuyoruz ki vücut orayı tekrar kapatmasın. O tüp orada kalıyor mu? Bir müddet kalıyor. Onu ben sormak yaklaşık istedim. Ne kadar kalıyor? 1,5 ila 3 ay arasında üç tutuyorum. Sonra alıyor musunuz tek onu? Tek kanal tüplerini çocuk yaşı gençse 3 hafta tutuyorum. Eğer ileriyse 6 hafta kadar tutuyorum. Sonra onu alıyoruz. Tek kanal tüplerini almak çok kolay. Yine birkaç gün önce bir tanesini aldım. Çok küçük bir çocuktu. Tek kanal derken tek gözden söz ediyorsunuz. Hani hem yukarıdan hem aşağıdan iniyordu ya. Eğer bir tanesine yerleştirirseniz onu buradan tutup çekebilirsiniz ama yukarıdan aşağıdan geçip eğer bunun içerisinde onu bağlıyorsanız o zaman mutlaka anestezi altında tekrar almanız gerekiyor o tüpü. Çünkü orası bir loop şeklinde. Onu çekip çıkartma şansınız klinikte yok. Peki annelere, babalara, ebeveynlere buradan şu mesajı verelim. Mesela böyle bir kanal tıkanıklığı, gözyaşı kanal tıkanıklığı sorununda teşhis edildi. Hı hı. Tedavi edilecek. Burada gecikmemeleri sanıyorum çok önemli. Doğru. Masaj çok önemli çünkü. Kritik yaş kaç? Kaç yaşına kadar geciktirmemeleri yaptırmaları? Pediatristlere bu konuda çok ihtiyacımız oluyor ve hani çok iyi pediatristler hakikaten bu konuyu belli bir dönem idare edebiliyorlar. Antibiyotik damlaları ben çok sevmiyorum. Mümkün olduğunca prezervan olmayan, içeriğinde zararlı madde olmayan antibiyotikleri ve çok kısa süre kullanmak istiyoruz. Masaj çok önemli. Masajda da yapmak istediğimiz şey şöyle düşünün. Bir sistem var, küçücük bir balon var. Şurada bir ufak tıkanıklık var. Yukarıdan bunu sıkıp içine hava doldurursanız ya da o sümüklü salgıyı aşağıya pof diye açabilir. Doğru masaj çok önemli. Şu şekilde yapılan masajların hiçbir faydası yok. Bunu mutlaka bizzat ailenin gelip doktor ben hem annenin hem babanın hem de çocuğun onu. Üzerinde parmağımla onu gösterip uygulatıp öyle gönderiyorum. Çünkü başarıyı inanılmaz arttırıyor masajı. Bu uygulamalar evet. Gerçekten ameliyata gerek kalmadan bununla bu bile bir tedavi yöntemi tek çok başına doğru. Masaj. Evet Altı Bey çok teşekkür ederiz efendim. Stüdyomuza Ankara'dan geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok da güzel, önemli bir konuyu konuştuk. Size yeni yılda mutluluklar diliyoruz. Çok 2013 uğurlu gelsin. Hepimiz şans için. Getirsin.
Ankara'ya giderken de iyi yolcular diliyoruz çok size. Sağ olun. Ben de beni ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok mutlu olduk efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü Her Şey Sağlıklı programımızın da sonuna geldik. Yarın canlı yayında tekrar karşınızda olacağı dek şimdilik hepinize mutlu kalın, sağlıklı kalın diyoruz.